Bitir. Geçersiz. Güzeldi. Yani beklediğimden iyi yaptım. Eğer diğer gireceklerimi de iyi yaparsam iyi olabilir. Parkuru önceden denedim. Elimden geldiği kadar yaptım. Sonra sınava girdim. Yani kendimden beklediğim dereceyi de yaptım. Şimdi öncelikle okulumuz bu süreçte 60 öğrenci alacak. 3. yılımız. 3 yıldır da okulumuza artan bir başvuru oranı var. İlk yıl bu oran 120 civarındayken, ikinci yıl 200, bu yıl ise 309 seviyesinde. Bu il bazında il nüfusu oranına baktığınızda, ortaokula mezun olan öğrencilere baktığınızda hakikaten hem civar illere hem Türkiye genelinde başvuru sayısı olarak bizi yüzlerimizi güldürdü. Çok okulumuzda çok büyük bir ilgi var. Bu anlamda hem velilerimize hem de başta bu sürece hazırlayan beden öğretmenlerimize, bize katkı sunan tüm beden öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Covid dolayısıyla hem başvuru süreci uzatıldı hem de sınav süreci uzatıldı. Eskiden 5 gün olan sınav süreci şu an 10 gün uzatıldı. Biz de bu kapsamda tüm pandemi dolayısıyla COVID-19'da bütün önlemlerimizi aldık. Randevu sistemine geçtik. 309 öğrenciyi 4 güne böldük. Birinci aşama ve ikinci aşama şeklinde yapacağız. İkinci 4 günde de öğrencinin diğer yetenek sınavı parklarını alacağız. 9. ve 10. günlerde de bunların değerlendirmesi, notlarının hesaplanması işlemine geçilecek. Öncelikle ilk gün ne yapıyorlar? Bu aşağıda gördüğünüz koordinasyon parkuru var. Bu koordinasyon parkuruna giriyorlar. Bu sınavı etkileyen en büyük sportif yetenek testlerimizden bir tanesi. Bunun sonrasında ilk günün sonunda dışarıda kum havuzumuzda durarak uzun atlıyorlar ve ilk gün sınavla bitiyorlar. Tekrar ikinci etapta yine okula geliyorlar. Yine salonumuzda 20 metre koşusu yaptıktan sonra müzik sınıfımızda müzik öğretmenimizin eşliğinde ritim sınavına giriyorlar. Bu şekilde yetenek sınavı puanı oluşuyor. Tabii ki bu sene özellikle Sakarya ve Bolu'dan bizim okulumuza talepler olduğu gibi bizim okulumuzdan da bizim ilimizden de diğer illere gidenler oldu. Şöyle, çünkü bizim ilimizdeki başvuru çevre illere göre çok fazla. Öğrenciler buraya kazanamayacağını, başvurunun çok olduğundan dolayı işte farklı illere, Karabük gibi, Zonguldak gibi farklı illere gidenler oldu. Bunları duyduk.